Murat Ünal kaybı ve ardından e, cinayetiyle ilgili biliyorsunuz yaşanan gelişmeleri burada gün gün e, takip etmiştik. Son duruşması görüldü. Evet. Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü son duruşma ve sanıklara ceza yağdı mahkemeden. Bugün Ümmü aramızda. Ümmü gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Ee, Aman öyle söyleyeyim. Ee, önemli şeyler oldu. Ee, neler oldu? Şimdi hepsini size anlatacağım. Öncelikle tabi Murat Ünal'ın ailesi ve yakınları mahkemede zaten e, bulunuyorlardı en baştan beri. Takipçisiydiler mahkemenin. Sanıklardan önce şöyle anlatayım aslında. Bu cinayetin bu Tevrat Tevrat dedik ya hep tarih eser Tevrat. Onun yüzünden gerçekleştiği konusunda mahkemenin kanaati e, kesinleşti. Mahkeme bunun bu yüzden cinayetin işlendiğine kanaat getirdi. Hani hatırlarsınız rahmetlinin e, Facebookunda bir şey vardı böyle dolar işareti, hı hı. silah işareti, saat işareti, para geliyor, hı hı. paraya saatler var diye ve cenazesi bulunduğunda e, işkence edildiğine dair biliyorsunuz izler vardı bunu burada konuşmuştuk üzülerek bu tevratın satışında Murat devre dışı bırakılmamak adına tevratın iki sayfasını hı hı. almış. Koparmış almış içinden. Çünkü satış yapılacak ve para ona verilmeyecek, payına düşen para verilmeyecek diye. Hatta biliyorsunuz, hani söylemesi zor ama artık hani konuştuğumuz için e, siz de zaten mahkemeyi takip ettiniz. Hatta eli elini arıyordu aile. E, burada demiştik yani hırsızlık yapanın eli kesilir şey olarak. Öyle bir kısası kısas Heh. şeklinde bir i̇şte eski bir aslında ceza. Murat'tan o kayıp iki sayfayı almak için çocuğa işkence edilmiş. O da artık yerini söyledi mi söylemedi mi tabii Allah biliyor yani. Çünkü bu Tevrat'tan bahsediliyor Hı -hı. ama Tevrat yok ortada. Evet. Ne iki sayfası var. Ee, ne kendisi var ne kime satıldığı var. Ama çok büyük paralardan hatta bir izleyicimiz arayıp hı hı. eski para yani yeni parayla 40 milyon lira 10 milyon dolardan bahsetmişti. Yani 10 milyon dolar fiyat biçiliyor. Bu eğer gerçekse denmişti. Hı. Çok büyük paralardan bahsediyoruz. Şimdi en baştan itibaren konuştuğumuz e, Harun ve avukat sevgilisi Hicran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar efendim ve mahkeme hiçbir takdiren. Bir indirime yer olmadığına kanaat getirdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Burada avukat Hicran ve onun avukatının itirazları var e, karara. E, Hicran diyor ki benim evet ben e, evet erkek arkadaşım ama aynı zamanda müvekkilim. Ben onu korumak adına bir takım e, işlemlerde bulundum. İşte susma hakkımı kullandım. Doğruyu söylemediğim yerler de oldu ama ben müvekkilimi korumak adına böyle bir şey yaptım. Avukat müvekkil arasındaki ilişkiden dolayı benim cinayette birebir ilgim yok diye hep savunmalarını o yönde verdiler. Evet. Ama mahkeme hem bunu kabul etmedi hem de e, hicran ilk başta iki kişinin adını vermişti. Evet. Cinayeti onlar işledi diye. Daha sonra cinayeti onların değil yine tutuklu diğer iki sanığın işlediğine mahkeme kanaat getirdi. Ve hicran hakkında bir de iftiradan, e, iftiradan dolayı e, dava açılmasına karar verdi. Onun da davası ayrıca görülecek. <laughs> tabi hani siz daha iyi bilirsiniz sanık ve arasındaki gizlilik bağını ama burada e, tabi aralarındaki özel ilişkiden dolayı biraz o sınırda aşılmış görünüyor. Çünkü ilk tutuklandıklarında Hicran iki kişiye, kimi ilk iki kişiye? Emre ve Tuğrul'u. Emre ve Tuğrul. Emre iki kurşun sıktı, Murat yere düştü ve öldü diye yazdırmış. Evet, bir de Tuğrul'dan bahsetmişti. Tuğrul'dan da bahsetmiş. Ee, şimdi ama mahkeme dedi ki bizim kanaatimiz hayır cinayeti onlar işlemedi dediler. Ee, sanıklardan dediğim gibi Hicran ve Harun tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Takdir indirimi yapılmadı. E, Beytullah Altuntaş evet. kasten öldürme eylemini tasarlayarak işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak suçta kullandığı e, kullanılan silahın yerini gösterdiği <laughs> ve diğer sanıkların suçunun ortaya çıkarılması konusunda yardımlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet müebbet hapis cezasına indirildi. Hı hı. Süleyman Ceylan'a kasten öldürme eyleminden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak o da soruşturmayı kolaylaştırdı ve mahkemeye ve kolluk kuvvetlerine bilgi verdiği için 18 yıla indirildi. E, Celalettin Ceylan, Emre Avcı, Tuğrul Çakar, Özkan Ak ve Cemil Karakoç'un da beraatlerine karar verildi. Bir e, beraat daha var Harun Varış'ın ablası Derya hatırlarsanız hani işte Harun'la beraber biz dolma yaptık dolma yedik falan demişti. Burada da tekrarlamıştı. Ee, o da 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra karakolda yanlış söyledi ama daha sonra savcıya doğru ifade verdiği gerekçesiyle delilleri karartmaktan cezalandırmalı tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak beraatine karar verildi. Yani ceza yağdı ee, efendim Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden evet. sanıklara. Evet, hepimizin gözü aydın. Sonuçta evet vahşice işlenmiş bir cinayet var ortada. Eğer bu dayanlarına kalmış olsaydı bu tasarlamaların bir üstü, bir üstü ve devamı gelecekti. O yüzden herkesin gözü aydın. Tabii ki bizim de gözümüz aydın. Yeğenlerim, gelinimiz, annem, babam, kardeşlerim adına da çok teşekkür ediyorum. Artık davamız sonuçlandığına göre daha rahat da söyleyebilirim. Siz olmasaydınız bulamayacaktık. Burası bir gerçek. Yok estağfurullah Yok. öyle şey olur mu? Allah Antalya Emniyetinden, evet. savcımızdan, hakimimizden, öğretimden razı zaman. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ki ben teşekkür ediyorum ama biz evde onlara ulaşamazdık onu söyleyeyim. Biz evde oturup çocuğumuzu arasaydık onlara ulaşamazdık. Biz sizin sayenizde onlara da Teşekkür ulaştık. Ediyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kayıp kalacaktı. Belki cesedini bile bulamayacaktık. Evet medyanın ciddi bir etkisi var. Çok açık bir şekilde Tevrat cinayeti oldu. Burada meydana çıktı. Çünkü insanlar aradılar. Murat Pazarlığa geldi dediler. Yanında Harun vardı. Hicrandan fotoğraf istedi dediler. Bunlar anlatılmasaydı ki zaten son mahkemeye kadar inkar halinde devam etti. Evet. Hiçbir şeyi hiçbir şekilde kabul etmediler. Hala Ama da kabul etmiyorlar. Hala kabul etmiyorlar. Hiçbiri hiçbir şekilde kabul etmiyor. Sadece hicran işte diyor çöp poşetinde kol getirdiler bana kıyafet getirdiler çöp kokuyordu leş kokuyordu da diyor işte diyor ama diyor bilmiyorum siz götürün dedim. Böyle bir avukatlık mesleği mi var? Avukatlık mesleğimde belki diyor biraz sınırları aşmış olabilirim. Yargılanırsam belki bundan yargılanabilirim diyor. Bunu bile kabul etmiyor yani. Şimdi avukatla müvekkil arasında evet bir gizlilik evet. vardır ama tabii hiçbir avukat hı hı. E, işte böyle hani çok özür dilerim ama Aynen. kesik bir kol gördüğü ben zaman şimdi onu bunun söyledim, üzerine e, senaryolar uyduracak derecede ne müvekkilini ne de bir başkasını korumak diye de ya bir şey konusu kasi olamaz oldu. yani. sonuçta katil olduğunu bile bile de savunan da vardır mutlaka avukatlardan da bu bir mesaj bunu ne yapayım diye böyle bir şey var mı? Böyle bir sistem var mı? Yok tabii ki. Ama e, dosyanın tamamıyla ilgili evet biraz Tevrat ayrılmış ayrıldığı için bazı eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Ve tabii o bu tevratın bizim iddiamız. Da, o Tevrat'ın da e, yine avukatın ofisinde tabii o ki. fotoğraflarının çekildiği bilirkişi raporuyla da evet. sabitlendi. Hı hı. Şuna katılıyorum Ümmücü. Hani burada ben değil ama... Ee, gerçekten hani susmayan konuşan evet. ve bu konuda destek veren evet. e, bu konuyla ilgili tüm Antalyalılara, Antalya'da yaşayanlara Hı -hı. ben teşekkür etmek istiyorum evet. şöyle söyleyeyim cinayetin en başta belirlendirilmesinin gerçekten Hı -hı. nedeni şu bakkaldaki kamera görüntüleri yani o marketteki evet. kamera görüntüleri çok önemliydi oraya gidilip Dolma yediğini söyleyen Harun'un daha sonra o marketten e, alışveriş yapması ve o alışverişte bir yere alem'e içmeye hı hı. Bir, yani kalabalık bir şekilde gidildiğinin o alışverişten ortaya çıkması artı daha sonra e, avukatın ve Harun'un da içinde hı hı. bulunduğu grubun gidip o kamera görüntülerini sildirmeye çalışması hı hı. E, baskı yapmaları bu konuda. Ee, ağır ceza mahkemesindeki kanaatin oluşmasının evet. en önemli nedenidir. Evet. Evet. Zaten bütün duruşma tutanaklarında o Hı. geçiyor. Evet. Hicran da bu konuyla ilgili hep şey diyor. Ha, avukatı da şöyle bir savunma yapmış. Ee, Derya ile Hicran'ın avukatı hep bunun işte medyaya yansıması. Şimdi arkadaşlar <laughs> medyaya yansıması medyaya yansıması da işte medyaya yansıdı. Şimdi şöyle düşünün, öldürülen kişi Allah göstermesin ama sizlerin de bir yakını olabilirdi. Yine aynı işlem yapılırdı. Yani Murat da Harun'u öldürebilirdi. Tabii ki. O zaman da Murat'la ilgili biz izi sürerdik. Biz sonuçta ne rahmetliyi tanırız, yani. ne Hicran'ı, ne Harun'u, ne ailelerini. Allah bütün bu tutuklananların da ailelerine yardımcı yardım etsin. Benim onlara da hiçbir şey söyleyeceğim bir şey yok. Hepimizin çocukları etrafta ne yaptıklarını bilemiyoruz. Keşke herkesin müdahale ve kontrol şansımız olsa. Ama burada darılmaca gücenmece yok. Kimin başı belaya girerse, yani. sonuçta ona yardım için e, bizler hazır ve nazır buradayız, emniyet güçlerimizde ve e, kolluk güçlerimizde. Şimdi deniyor ki mesela Derya, işte ben çıktım televizyonda öyle söyledim. Burada 50 kere Derya'ya dedik Hı. ki Derya bak buradaki de senin ifaden. Sen buradan gittin karakola gittin yine aynı ifadeyi verdin. Sadece burada vermekle kalmadın ki. Evet. Sonra her şey ortaya çıkınca savcılıkta karar değiştirdin. <laughs> Ve hatta dedik biz onu bak kardeşin de olsa falan ben cezaevine girmekten kurtulamazsın. Dedik. Mahkemede yine aynı ifadeyi verdi ama burada ne söylediyse karakolda söylediklerimin hepsi baskı altındaydı. Hiçbirini kabul etmiyorum. Programda söylediklerim doğrudur. <laughs> Kamera kayıtlarının çıktığı saatlerde kardeşim bendeydi dolma yiyordu. Kendisine dolma ikram etmiştim dedi. Mahkemede aynen buradaki söylediklerine devam etti. Ama ya, onun da çoluğu çocuğu var. Bak hayatının evet. 8 ayı cezaevinde geçti. Tabii Allah ki. bir gün düşürmesin. Tabii, Tabii ki. Yani biz burada insanları alıyoruz. Diyoruz ki burada konuşuyoruz. Bazen reklam arasına da arkada alıyoruz. Rahmi Bey'le ben diyoruz ki bak böyle böyle yap. Sonunda Hı -hı. sen de cezaevine girersin. Ama ne yazık ki bazılarına anlatamıyoruz. Şimdi dediğim gibi delilleri saklama suçundan Hı -hı. tekrar... Ee, ...avukata bir dava açılmasını... Evet, ...kararlaştırdı... ...tekrar mahkeme. Ee, ama işte... ...tarih eser işin içine girdi mi... ...ne yazık ki sonuç Hı -hı. iyi olmuyor. Zaten evet. bir tarih eser konuştuk mu... ...bizim böyle bir evet. içimiz bulanıyor. Ee, kime satıldı, ne kadara satıldı... ...o belli değil. Ama sadece... ...iki sayfasını Murat... ...paydan... Hı -hı. ...hakkını alamayacağı endişesiyle... o ...iki sayfayı saklamış. Nereye sakladıysa ve işte kolunu kesmeye kadar varacak şekilde bir işkenceyle yeri söyletilmeye çalışılmış. Ortaya çıkan sonuç bu. Mahkemede işkenceden hiç bahsedilmedi. Otopsi raporlarından da bahsedilmedi. Hiçbir şeyden bahsetmediler. Ve biz hala bilmiyoruz. Biz hala gerçekten hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Önce vurdular, üç kurşunla öldürüldü deniyor. Sonra işkenceyle öldürüldü deniyor. İşin rengi değişir. Tabii ki değişir. Eğer işkenceyle o, o milyon dolar için tamamının hı -hı. olması gerekiyor. Tamam işte işkenceyle işkence ölmesiyle kabul... öldürülmüş ölmesiyle kurşunla öldürülmüş olması bizim adımız daha, daha bir şey yok. Ceza yani. aldığına göre zaten işkence de olsa aynı cezayı alabilecekti. Hı -hı. Yasamızda bunun üstünde başka bir ceza, yok. yok. Biz Anladım. bizim buraya intikal eden bütün olaylarda biz objektif görüş içerisinde hiç kimseyi tanımayız. Ahmet'in de mağduriyeti söz konusuysa gidermeye çalışıyoruz. Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın da mağduriyeti söz konusuysa bunun gerçeklerin ortaya çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bak, Rahmi bundan... Bey size yemin ediyorum. Bak bunu hem mutlulukla söylüyorum hem bizim insanımızın güzelliği adına da söylüyorum. Evet. Belli o öldürmüş. Hani gidiyoruz mesela bir köye falan. falan. Evet. İnanın o da bizi çok güzel ağırlıyor. Çünkü herkes şunun farkında. Yani onun başına gelseydi onun ailesi için de biz aynı çabayı aynı gösterecektik. Aynı şeyi yapacaktık gayet tabii. Yani bu çok açık bir şey. Tartışılmaz bir konu. Biz mağdurun hakkının elden çıktı yani kimin hakkı ihlal edilmişse, kim mağdur olmuşsa, kimin canı yanmışsa o canı yananın yanıklığının telafisi için Kanun çerçevesi içerisinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Ve bundan böyle de Allah ömür verdiği müddetçe aynı mücadeleyi <laughs> devam ettireceğiz. Bak şimdi burada Yapacağız. var mı bilmiyorum Başka, ama yok. E, Ben kaç yaşındaydı vefat eden? 34 yaşında. Şimdi 34 yaşında gencecik bir adam. Çoluk çocuk sahibi. 3 tane, tane çocuğu var. Harun kaç yaşında konuşmuştuk? 25 yaşında. Hadi o buyur. da 20 yaş. Hicran da öyle. 27-28 yaşında da Hicran işte. 3 yaş büyük oldu. Yani, yani öteki ceza alan yılın... da öyle. Yani Beytullah 25 yaşında, öbürü 35 yaşında. Yani küçücük çocuklar bunlar bakacak olursan. Daha hiç yani hayatların hayatın bağırına insan bağırına da, insana işkence de. yapmayı göze alıyorlarsa ömürleri sönsün Müge Hanım. Bin beter olsunlar. Hayır şunu olsunlar. söylüyorum sana. Hepsi Bin beter olsunlar. gencecik insanlar. Şimdi onların ailelerini düşün. Geride kalan çolukları, çocukları. Şimdi bir avukat değil mi? Herkes ister işte kızım avukat olsun. Yani hani onu okutması yani ne zor şartlarda çocuklar okutuluyor, mücadele ediliyor, istiyorsun ki böyle en iyi yerlerde olsun. E şimdi bakıyorsun işte şu kadarcık kağıdın içinde kaç tane gencin hayatı bitti. Ha vah gideni ben hep söylüyorum. Allah rahmet Tam eylesin vah gideni. Tam 45 dakika mahkeme salonundan çıkmayı bekledik. Gerçekten ciddi bir vahşi sürüsü dışarıda bizim çıkmamızı beklediler ve çok yoğun güvenlik önlemleri altında 5 kişilik bir aile o mahkemeden zor çıktık biz. Neden? Biz öldürmüşüz gibi muamele görüyoruz. Bu burada bitmeyecek. Ümmü seni de öldüreceğiz. Bunun sonu gelecek. Sen bunun hesabını vereceksin diye hala tehdit ediyorlar. Yüzlerce polis vardı. Hepsini de şahit göstereceğim. Mutlaka adliye kameraları evet, da vardır. Çok geniş güvenlik önlemleri alırız. Sürekli ölüm tehdidi alıyorum. Sen çıktın, senin yüzünden çıktı. Kızımız senin yüzünden hapiste. Hicran'ın ailesi ve Harun'un ailesi. Deliler gibi tehdit ediyorlar. Ve gerçekten sadece beş kişilik aile Onlarca polis eşliğinde 45 dakika bekletildik ve zor bela çıktık. Anneme edilen küfürlerin, hakaretleri ne haddi var ne hesabı. Bana edilen küfürün, hakaretin ne haddi var Kötüse ne hesabı. Kötüsünün sahibine aittir hayat. Onu önemsemiyorum. Ama bu şekilde vahşice insan öldürmeye alışmış insanlar bunlar. Bunların öncesi de var. Bunların kendi ailelerinden, kendi soy bağlarından öldürdükleri de var. Bu zaten orada. ona onu yapan benim kardeşime onu yapan bana da yapar. Ama insanlar sen gerçekten de, bu iyi yapıda insanlar. Sen bu şunu düşün. Gerçekten Buraya geldiğinde bu demiştin ki işte burada bir çete var. işte bu çeteyi Hı -hı. devlet çökertemiyor falan demiştin. Herhalde Hı -hı. sen de o sözlerini hani üzüntüyle söylemiştin. Herhalde geri aldın. <laughs> Çöküş yani... olmuş olsaydı dışarıda bu kadar rahat olmazlardı diye düşünüyorum. Hala devamı var. Ee, Çünkü güven meseller bu ümit... kadar rahat konuşamazlar Müge Hanım. Ümit. Bunların i̇şte... hala arkalarında güvendikleri bir yer var. Müge Üzgünüm ee, ama öyle. İşte düşün, az önce söylediğim gibi yani. yani Sen birileri için bir hayaller kuruyorsun. Hı. O hayallerin yıkılıyor. Zaten hicran proje bir avukat. Babasının özel olarak özel okulda okuttuğu. Hatta daha okuldan gelmeden düğünlere hicran... <laughs> ...çelenk diye gönderdi. Hazırlanmış bir avukat. Babası kendisi için özel olarak yetiştirdi. Bunu Manavgat'a gidin. Küçük bir çocuğa başını sevin. Ya, hiç kimse evladı için böyle bir şey istemez ya kendi hayatı için özel tasarlanmış bir avukat. Elbette ya. ki bunun bir sonucu vardı. Allah beter etsin. Daha beter olsunlar. Ona da acımıyorum. Ailesine de acımıyorum. Bin beter olsunlar. Öyle insana vahşice işkence ederek insan öldürecek. Ben o gözleri göremedim ki Müge Hanım. Baktım sürekli mahkeme salonunda. Gerçekten o suratı göremedim ben onlarda. Nasıl yaptınız ya? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hani insan o vahşilikte bir yüz arıyor yani. Öyle bir surat, öyle bir vahşi bakışlar falan korku filmlerindeki gibi değiller. Nasıl başardınız? Bin beter olsunlar. Bin sizin, beter olsun. Sizin hayatınızda ne değişti? Bitti. Kimsenin bir hayatı yok. Benim bir psikolojim yok. Benim bir hayatım yok. Manavgat'ta da terk ettim. Manavgat'ta yaşayamıyorum ki. Çok ciddi tehdit alıyorum. Öyle böyle değil. Ha şunu da söyleyeyim. Benim başıma bir şey gelirse sakın kocaya kaçmış falan diye düşünmeyin. Nasıl olsa gelecekler çok iyi biliyorum. Benim kendi şahsıma münhasır bir yaşantım var. Evlenmek istersem evlenirim, boşanmak istersem boşanırım. Ailemin hiçbir baskısı yok. Yarım saat kaybolursam beni öyle arayın zaten. Bu kadar net söylüyorum. O kadar, o kadar net söylüyorum. ben evlenmek istersem babama gidip e baba ben evleneceğim derim. Ya da ne bileyim benim hayatımda biri var ama ben evlenmeyi düşünmüyorum. Şimdi deneyeceğim derim. Ailemle benim ilişkilerim o kadar net. Beni kimse kaldırıp kocaya falan da götüremez. 40 yaşındayım ben. 39 yaşındayım. Benim öyle bir hayatım yok. Yarım saat kaybolursam beni öyle arayın. O kadar söylüyorum yani. Ailem uğraşmasın. Ama Ümmücüğüm şimdi hani sizi tehdit ettiler dediklerin de şunu farkındalar herhalde. Hiçbir şeyin farkında değil şu Yani, yani sen hızlandırmış olabilirsin, şu olabilir, bu olabilir ama bu, bu kamu davasıdır da yani. Çıkmayacak diyorum Müge Hanım. Çıkmayacaktı. Bin defa tehdit ettiler. Burada da tehdit ettiler. İnsin göstereceğiz. Bir daha çıkmayacaksın. Kardeşimin adını anır. anır Derya beni az mı tehdit etti? Neler söylediler? Susmadım, devam ettim, konuştum diye benim yüzümden yakalandıklarını ve benim yüzümden hapis yattıklarını düşünüyorlar. E, çok bir mücadelesi. erkeğe işkence ettikleri için, bir insan öldürdükleri için cezaevinde olduklarını değil, ben buraya çıktığım için cezaevinde olduklarını düşünüyorlar. Mantaliteye bakar mısınız? E gayet tabii ciğerin yanmış. Ömür renk öz kardeşin. Aramayacaksın yani, diyor işte. Yani kalkıp evine otur senin canın yok, mu? Senin Çocukların yok, mu? kim arayacak yani? Çocuklarımı alıp şehir değiştirdim. İlk ilk sefer geldiğinde de çok tehdit ettiler doğru söylüyor. Ben çok etti bilemem Hanım. ama. Evet. Çok edildi. Hala da devam ediyor. En son şehir değiştirmeye kadar gittim. Kendi adıma bir korkum var mı? Allah'a yemin ederim ki kendi adıma hiçbir korkum yok. Ölüm nerede gelirse gelsin başım gözüm üstüne. Ama benim çocuklarım benim yüzümden azap çeksin istemiyorum. Aldım çocuklarımı şehir değiştirdim. Buna hakları var mı? İşte bu çete çöke, çete çökertilmiş mi? Hayır Müge Hanım. valla şunu bu zorbalık dediğin şey her yerde, her Hı -hı. toplumda Tabii her şey olabilir ama e, sonuçta işte zorbalığın cezasının ne olduğu işte bakın şu kağıtlarda bile... bak şu işte şu dosya kağıtları kaç kişinin hayatı hakkındaki kararı ver. Bak şurada işte 8-10 tane kağıt var. Yani ha, devam de... ettiğin Hı -hı. müddetçe şunu da söyleyeyim, aileye üzülüyorum, üzülürdüm. Şöyle bir baktım, Hicran'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası yüzüne okunduğu zaman gerçekten babasının gözlerine baktım. Ne diyecek diye. Ben bir anneyim, benim de kızım var. İnsan tamam, anlık katil olur mu? Olur mü canım? Anlıktır her şey olur. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum o başka bir konu. Ama benim çocuğum katil olsaydı. İsterse delil mevcut delil durumu, dosyanın durumu işte itiraflar hiçbir umurumda değil. Bir baba olarak atlar derdim ki ya da anne olarak ya ben öldürdüm. Çocuğum bana yardım ederken bu hale geldi. Kalktı, kızınınkini soğukkanlılıkla dinledi. Kendisi için beraatimi istiyorum dedi. Kız orada dikildi kaldı, çıktı gitti. Kendi kızına bunu yapan benim kardeşime neler yapar? O insanlar sadece zorba değil. Onları zorba olarak değerlendirirsek Gerçekten Değil orada ama bir şey. Yani ben seni anlıyorum kızgının ama ben hiçbir babanın evladı için... Değil mi Muge Hanım? görmeniz ee, gerekliydi gerçekten. Böyle bir şey isteyeceğine e, ben görmedim sadece. Da istemem Bir sürü yani. gören var. Sonuçta o mahkeme salonu tıklım tıklım dolu. En azından anne baba refleksidir yani. Ben atardım kendimi ya. Ben öldürdüm derdim. Birlikte içmeye gittik yani o bir şey Ama Tutsun yani kimsenin artık yani. bu saatten sonra ben öldürdüm demesinde bir anlamı yok ki yani. Deliller i̇şte var. İşte ben onu diyorum ki onların insani yapısı açısından söylüyorum. Tutsun tutmasın. İnsan babadır yani sen de aynı yerde.